Buna hiçbir siyasi parti cesaret edemez. İktidar da buna cesaret edemez. Çünkü toplumsal tepki böyle bir teşebbüsün arkasından çok büyük kendini gösterir. Gidişat buraya doğru mu ilerliyor? İstek bu. Yani Türkiye'nin PKK'nın siyasallaşması, demokratik özellik, iki dilli hayat, federasyon, konfederasyon, daha sonra da dört ülkedeki toprakların da birleşmesiyle Büyük Kürdistan projesi hayatta kaldığı müddetçe PKK'nın talepleri, İmralı canisinin talepleri bitmez. Bunu kabul etmek lazım. Bunu iyi anlamak lazım. Bu kadar kararlı hareket edilen bir süreçte şu taleplere karşılık verir isek, şu kadar bir demokratik açılımda bulunur isek, bunlar vazgeçerler, büyük bir gaflet olur. Bunun için bölücü terör olayını bitirebilecek kesin tavırlı bir iktidara ihtiyaç vardır. Bölücü terör ortadan kalktıktan sonra bin yıllık kardeşliğimizi nasıl yaşatabilmeliyiz? Birlikte yaşamanın cazibesini nasıl arttırabiliriz? Herkes bu ülkede yaşamaktan ne şekilde memnun kalabileceğini ifade eder. Bunlarla ilgili sosyal, kültürel programlar, ekonomik programlar uygulamaya geçer. Ancak terör baskısının altında bazı taleplere demokratik açılım zırvası adı altında taviz vermek çok büyük bir felakete Türkiye'yi götürmek demektir. Bu noktada hatalar da yapıldı mı geçmiş? Başından beri devam ediyor. Ve bu 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren de devlet politikası haline dönüştürülerek uygulanıyor. En acı tarafı da burasıdır. Bölünmenin devlet politikası haline dönüştüğü tarih 1 Ağustos 2009'dur. Burada kimin imzası varsa kesin Yüce Divan'a gidecek demektir. Yüce Divan dediğiniz, yargı reformu adı altında da bir takım değişiklikler yapıldı. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'nde de değişikliklere gidildi. Siz aslında bu sözü daha önce de sıkça kullandınız. Yüce Divan'a göndereceğim, göndermezsem namerdim şeklinde. Bu noktada bir Anayasa Mahkemesi'ndeki değişiklikten sonra bir sizin bu söyleminize etkiler mi? Bizim iktidarımızda hiçbir etkisi olmaz. Çünkü öyle güçlü geldikten sonra bugün kendileri için düzenlenmiş anayasayı millet ve devlet için yeniden düzenleyeceğiz. Şimdi AK Parti veya hükümetin yaptığı yanlışlar, politikalar, özellikle demokratik açılım üzerinde konuştuk. Hiç mi iyi icraatları yok? Yani ben bunun altına imzamı atarım. Gerçekten burada hakkını vermek lazım. İyi yaptılar dediğiniz hiç mi yönleri yok icraatları? Olmaz olur mu efendim? Yani bugünkü iktidarın güzel uygulamaları da var. Tabii Sayın Başbakan sürekli devletin uçaklarıyla seyahat yaptığı için karayollarındaki gelişmeyi görmüyor. Bugünkü iktidarın en güzel icraatı bizim de çok sık kullandığımız bölünmüş yollardır. Ben o bakımdan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bölünmüş yollar hakikaten güzel bir uygulama olmuştur. Yalnız bakımını da çok sık yapmalarında yarar vardır. Çünkü çok aceleyle yapıldığı için zaman zaman çukurlar oluşuyor. Orada da kazalara sebebiyet verebilecek araba düşmeleri oluyor. Bunların da giderilmesi lazım. Ben seyahatlerimi hep karayoluyla yürüttüğüm için bundan ziyadesiyle memnunum. Halkın da memnun olduğu kanaatindeyim. Bunu samimiyetle söylüyorum. En güzel icraatı bölünmüş yoldur. En kötü icraatı ise ülkenin bölünmesidir. Fethullah Gülen'le ilgili çıkışı aslında CHP yapsaydı çok şaşırmazdık ama MHP olarak okyanus ötesindeki şahsın Türkiye'yi ele geçirdiği fikrinde misiniz? Tabii Türkiye kolay kolay ele geçecek bir ülke değil. Ancak Fethullah Gülen hareketinin uygulamaları ve Fethullah Gülen beyefendiye hareketimizde duyulan sevgi, saygı azalmaktadır diyebilirim. Bir tehlike olarak görüyor musunuz Türkiye açısından? Şu an için tehlike görmüyoruz. Ancak kendilerine çeki düzen vermelerinde yarar vardır diye düşünüyoruz. Sevgili seyirciler, MHP lideri...